Evet Seda Hanım buradayız. Kayıt akıyor, buyurun. Hadi ağırlayacak da başlayalım. Seda Hanım selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ev sahibi olarak güzel de sizi ağırlıyorsunuz. Evet, ben sizi ağırlıyorum. Çok güzel bir markayla işbirliği yaptık. Çok güzel bir krem tanıtımı yaptık az önce içeride hanımlara. Ben de çok mutluyum. Süreci anlatsak biraz, nasıl geliştiler, nasıl anlaştınız? Yani aslında süreç bilmiyorum, onlar beni buldular. Ben de şöyle söyleyeyim, şimdi hamilelik ve sonrasında doğum falan derken ben aslında hiçbir şey kullanmamaya çalışıyorum, böyle krem falan ya da benzeri şeyler. Ama bu kremin içeriğinde bana dokunacak ya da bebeğe dokunacak hiçbir şey söz konusu olmadığı için benim de bu çok hoşuma gitti. Yani ben böyle fake şeyleri çok fazla sevmiyorum. Kendim kullanacağım şeyleri önermeyi isterim. Yoksa kendim yapamayacağım bir şeyin, markanın yarın öbür gün bir şeyi çıksa yani kendimi sorumlu hissederim bunda. O yüzden dikkat ediyorum böyle işbirliklerine. Bu da hoşuma gitti. Ben de evet dedim ve işte bugün buradayız. O zaman normalde kreme falan böyle çok para harcamıyoruz normalde. Harcamıyorum. Gül suyu. Gül suyu, bir de bu markanın kremi gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü böyle 50 tane şey kullanacağına bir tane doğru düzgün bir şey kullan ve hani hem bütçesel olarak hem de yüzünde güzel kalsın. Çünkü bizim işimiz bu yani, yüzümüzle para kazanıyoruz. Her türlü şekilde çözelim diyorum. Çok uzun cümle kurunca toparlayamadım. O zaman siz böyle şeylere kapıyor, yani sosyal medyada bir tarafı falanlar falan var. Siz böyle şeylere karşısınız anladın. Ya ben eğer ki kullandığım bir şey varsa yapıyorum ama kullanmadığım bir şeyse, markalar da sağ olsunlar hep hediye oluyorlar bir sürü şeyler ama desteklemediğim, kullanmadığım şeyi tavsiye etmeyi istemem açıkçası. Benim zaten tarzım öyle bir tarz. Bunun haricinde neler yapıyorsunuz diyeceğim. İkinci sezon çekimleri başlıyormuş galiba yakında, Ayvalık'ta. Yakında değil, onun birazcık daha böyle bir 3-4 ayı falan var. O süreçte ben de kendimde toparlanmış olurum diye hissediyorum. Çünkü daha bebeğim 1,5 aylık, çok yeni olduğu için. Bugün burada böyle zamanla yarışıyorum yani, aç kalmasın. Çekimler diye. Sırasında hamileydiniz. Hayır, değildim. Değil. Bebek yanınızdaydı o zaman. Bebek yanımdaydı, Leyla yanımdaydı. Leyla büyüdü, ondan sonra işte işi paketleyince ben de kendi paketimi oluşturmuş oldum. Zor olmadım iki çocuklu orada bir yanda. İşte. Hayır, orada tek çocuk vardı. O dizi bittikten sonra hamile kaldım. Evet. Ben yanlış hatırladım. Evet, evet. Geçtiğimiz günlerde kırk için mevlüt verdim. Evet. Ben aslında Leyla'da da mevlüt yapmıştım ve paylaşmıştım. Bu kadar ses getirmemişti. Belki başka bir gündeme denk gelmiş olabilir. Ben kendi örf adetlerimizi çok seviyorum. Dinimizi de yaşamaya çalışıyorum yani. O yüzden daha mutlu oluyorum, daha huzurlu oluyorum. Evdeki çay kokusunu, kek kokusunu seviyorum. Hayatımda böyle şeyler bana yaşama keyfi veriyor, yaşama sevinci veriyor. Böyle bir aile oluşturdum. Hani böyle çocukluğumuzda hani ev gelmeleri, gitmeleri, işte misafirleri. Aynen, gün. Altın günü. Altın şu an çok yüksek biliyorsunuz. Dolar, euroya giremiyoruz. Anca böyle kek, Instagram'da poz günü falan filan. Öyle şeyler yapıyoruz. Ama işte dediğim gibi yani aile hayatına falan dikkat ediyorum, önem veriyorum. Diziye 3 ay var dediğiniz, bunun haricinde bir şey olacak mı? Böyle markalar, işbirlikleri, reklam çekimleri var. Böyle çalışıyorum. Şu anda Zeytin Ağacı dışında bir iş kabul etmiş değil açıkçası. Çalışmayacaksınız ama bir film falan olabilir. Belki bir konuşuyoruz, şu anda belli değil. İkinci çocuktan sonra zor oluyor mu? Zorladı mı sizi? Öyle söyleyeyim. Daha şu an çok küçük. Tabii ki çalışmaya devam uykusuz edeceğim. Ben oyuncuyum. Evet, uykusuz geceler. Eşiniz yardımcı olmuyor mu? Eşim de yardımcı oluyor ama geceleri bebek anneyi istiyor. Ne eşine bakıcı, hiçbirinin bir faydası olmuyor açıkçası. Ben Leyla'ya da kendim geceleri bakmıştım. Bu bebeğime de geceleri bakıyorum. Yalnız biri ağlayıp diğeri bağırdığı zaman bölünemediğim için orada bir sıkıntı oluyor. Birinin koşması gerekiyor. Bebek bendeyken Leyla'ya başkası koşuyor. Son dönemde bakıcıların ücretlerinden yana sıkıntılar var mesela. Evet. Sizde var mı böyle bir problem? Evet. Bir tane mi var, iki tane mi var? Ya şöyle, bir tane bakıcımız var. Bakıcımız ben hamileyken, Leyla'ya hamileyken 3,5 sene önce geldi ve biz hala onunla devam ediyoruz. İstikrarımız var. Maşallah, subhanallah diyeyim, nazar değmesin. Evet, her şey zam geldiği gibi her
iş koluna zam geldiği gibi bakıcılarımıza da zam geliyor. İşte biz o zamlarla ne yapalım, bebek bir aylıkken de çalışmaya başladım. Görüyorsunuz, yapacak bir şey yok. Leyla'nın tepkisi ne oldu kardeşim gördüğünde mesela? Ya çok iyiydi, her şey çok iyiydi. Sadece bir hafta önceye kadar artık Leyla böyle bebek kucağındayken geçerken bir tane yapıştırmaya falan başladı. Şimdi sıkıntılar var. Çözeceğiz inanıyorum. Bunun için destek almayı düşünüyor musunuz? Yok ya, ne desteği alacağım ya. Yani biz de öyle büyüdük. Abim de bana neler yapıyormuş. Yani öyle çok acayip bir şey söz konusu değil yani. Ama hayat kıskanır. Kıskanacak yani. Biz de bir şeyleri kıskanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hani onu böyle düzgün bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Çok severek. Leyla'ya çok onu sevdiğimizi söyleyerek vakit geçirmeye çalışıyoruz. Kaliteli zaman. Böyle böyle geçecek inşallah. Asit falan. Son dönemde Farah Hanım'ın bir açıklaması vardı, bilmiyorum okudunuz mu? Şey dediler, başrol oyuncular için, erkek başrol oyuncular için kadın partnerlerini pazardan mal alır gibi seçiyorlar. Öyle erkek başrolün yanına koyuyorlar dedi. Siz buna katılıyor musunuz? Hatta başrol oynayacak erkekler de buna müdahale edip ediyormuş. Kadın partnerini müdahale kendileri ediyormuş. Belirliyor gibi bir açıklaması oldu. Belki bilmiyorum, o böyle bir şey duymuş, yaşamış olabilir yani, boşu boşuna böyle bir açıklama yapacak hali yok herhalde. Ama ben açıkçası başıma öyle bir şey geldiğini zannetmiyorum. Ben de birçok erkek oyuncuyla biliyorsunuz yani, partnerlerim hep erkek ve grup vardı yani. İşte Ahmet, Murat, Cemlerin ekibine dahil oldum bir ara. Yani bilmiyorum, bence yani belki de bir şey yaşadı, gördü, böyle bir açıklama yaptı ama ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşadığımı da düşünmüyorum açıkçası. Yapımcılar işte yakışıklı erkeğin yanına illa güzel kadın olsun diye mi acaba partneri seçiyorlar? Ama bizim bu işin doğası bu yani. Güzelliğe herkes dikkat ediyor. Ne yapacaksın? Kilolu olunca da zayıfla diyorlar yani. Ne yapacaksın yani? Ya da zayıf bir rolü, yani kilolu bir kadını oynayacaksan da kilo alman gerekiyor. Çirkinleşmen gerekiyor ya da güzelleşmen gerekiyor. İnsan hayatını bu şekilde anlatıyorsun. Yani her türlü tarafa çıkıyor yani bu mesele. Ücret şeyleri vardı, bunun polemiği vardı bir ara. İşte kadınlar daha az, erkekler daha fazla. Dünyada böyle zaten. Yani ben de aynı şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kadınlar erkeklere oranla daha az ücret alıyorlar bence. Ama bu doğru bir şey. Emeği daha çok, mesela daha çok geçen oluyor. Ama o bilmiyorum ya, o bazı dizilerde de öyle değil yani. Erkekler daha çok çalışıyor, içiyor. Bazı dizilerde kadınlar daha çok çalışıyor. Mesela bizim en son Zeytin Ağacı daha çok kadın işiydi. Evet. Üç kadın. Hepimiz erkeklerden daha fazla çalıştık ama daha mı fazla aldık onu bilmiyorum. Bunlar hep gizli meseleler. Merve dizler dedi, biz bunu yıkacağız dedi. Bu dedi oluşumu dedi. Bir şekilde kadın dayanışmasıyla dedi. İnşallah. İnşallah. Öyle bir şey olsa beni de arasınlar. Bekliyorum. Kilo dediniz, normale dönmek üzereyiz galiba. Gizli kısırlarım var. Korseler falan filan ama yakın zamanda dönerim herhalde normal hayatıma. Bu arada çok şey bir şey itiraf edeyim mi? Ben çok sevdim ya kilolu olmayı. Her şeyi yiyip içebiliyorsun. Çok güzel bir hayat. Güzel bir hayat. Bu arada Hadise Hanım'ın doğum günü vardı geçtiğimiz günlerde, beraber kutladınız. Evet ama daha doğum günü değil onun. Doğum günü kutlayacağız beraber. Erken kutladınız ama yani. Erken kutladım. Ben yoktum orada. Hadise şu an yurt dışında. Gelince kutlayacağız inşallah. Zor bir süreçten geçti. Hani destek verdiğiniz bir tanesi yapabiliriz. Onların da hiç dedikodu yapmayalım. Dedikoduya girmeyelim. Hadise'yi çok seviyorum. O mutlu olsun. Başka bir şey istemiyorum. Ben, o benim canım yani. Canım, ciğerim. Çok 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 seviyorum. Ailesini çok seviyorum, onu çok seviyorum. Efendim? O mutlu olsun. Mutlu olsun dediniz, evlendik kısa zamanda da. Mutlu olsun. Ne lazım hocam? Kısmet bu işte. Senli babayı falan mı acaba? Kısmet. O da olur. Daha İnşallah. İyi olur. Yani onun hayatı da güzel olur. İnşallah. Zaten güzel. Şu an hayatı. Her şey yolunda onun için. Şu herhalde. An her şey yolunda. Sahnelere de döndü. Görüşürüz. Peki, sahnelere ben de döndüm fark ettiysen. Sedan, fotoğrafı güzel. Tamam. Bayağı uzun bir röportaj oldu. Sizin açıklamalarınız. Sağ olun. Gözüm kapalı çıktı. Geldim abi. Bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Arabayı kuaförün önünde gördüm Tarabya'da. Dedim ki, evet. Burayı bilmiyorduk bu arada. He. Evet, burada yemekler. Size yemek şey yaptım. Çocuklar yemek yemedi. Hayır. Çocuklar virgül biz. Sizin şey yemiyorsunuz değil mi? Çocuklarım açıklardı. Bunlar çocuklarım açıklardı.